Koç Holding her zaman Sabancı'dan daha yüksek bir fiyatta oldu. Şu anda 185'te Koç e, Sabancı Holding 100 lirada. Bu 185 lirada. Ve şu anda baktığımızda e, trendi trende devam ediyor gibi. Her ne kadar yükselişi durmuş gibi olsa da çünkü 20 aylık ortalamanın üzerinde yükselirken 20 aylık ortalamaya şu anda değmeden yakınlarında destek bulmuş ve tepki yapmış gibi gözüküyor. 169'lara kadar gelmiş. Şimdi bunun detayına ineceğiz ama siz önce kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın ki bu tarz videoların devamı gelsin. 3434 abone olduk. 4000 abone çok az kaldı. Desteklerinizde 4000 abone de olacağız inşallah. Şimdi buradan diyecekler ki bir Fibonacci çekebilir misin? Buraya tabii ki çekilebilir. 1618 nerede? 336 lirada. Hemen yazalım 336 TL. Aa, yanlış sildik 336 TL Hemen burada videoyu kapatmayın Devamı gelecek çünkü bu Bugünden yarın olacak bir şey değil Şu anda çünkü şurada mal çıktıkları için biraz zaman yiyecektir şuradaki 237'ler daha önce burada bir tepesi var zaten ne diyorum 271'leri bu her zaman Burada olacak bir tepe burada şuna dikkat etmek lazım ee, Bunu ikili tepe yapıyorum biraz geçer 280-300'lere gider bakarsanız oradan bir ikili tepe yapar o şekilde belki bir düşüş trendine girer de tekrar dikkatli olmakta fayda var Çünkü şuradan bakın o dediğim düşüş trendine aylıkta gözükmüyor ama şey nerede fiyat nerede kaldı şöyle çekelim şu anda TL bazı gidebileceği yukarıdaki fiyatı bu ama ondan önce burada dediğim gibi bakın düşen trend yapmış Bunu kırması gerek. Aylıkta tepki yapmış gibi görünse 215 lira. Yani burada bir gün üstünde kapalıp ertesi günde bunun üzerinde kapanıp onay vermesi lazım. Hani iki gün bir kapanış yapması gerekir ki. Çünkü bu şekilde bakarken aylıktan mesela yükselir gibi gözükür ama burada günlüğe vesaire aldıkça bak yavaş yavaş aşağı doğru da gidebilir tekrar. Çünkü bak şurada da Bak bir boşluk var gördüyseniz. Şurası var. 200 liralar. Hatta bunu günlüğü almak istiyorum ben. Daha çok mum görelim. Evet. Hatta şöyle düzeltelim. Tamam. Şimdi ne oldu burası? Daha net çıktı. 202 değil mi? Evet 200 202 TL. Aa 202 düştü dirence gibi olmasın. 202 203 diyelim hatta 203'müş. 203 TL. Ama şurada bir boşluğumuz da var. Neredeyse bak buradaki direnci de gelmiş. boşluktan alırsak Çünkü bu hisseler yükselecek olsa da biliyorsunuz yavaş yükseldi zamanında da 40 liralarda gitti koç olayım bir kilo patlıcan fiyatına 190 liralar var bunu yazayım 190 şunun için yazıyorum kırdın daha uçacağız kaçacağız 203'e gelecek 203'ü de vurup geçecek değil şu anda 190 olması önemli seviyeyi bilin diye çok düşen tren düşen trend direnci var. Şurada eğer şöyle bir Toboya yatacaksa bak şurada ne güzel yapmış solomuz diye. Aynısını buraya kadar gidip ya da şuradaki şuradaki tepelerden dönüp şuradaki dibi kırmıyorsa ya da biraz daha aşağı gidip bozmuyorsa şuralarda vesaire durup tekrar yukarı gidiyorsa o zaman neresi bir toboy yapıyordur. Yani bunu şunu demek istiyorum. Toboyu yaptığında şimdi yapmadan bilemeyiz. O riski kişi kendi alıp e, alıp almamaya karar verecek. Buradan bunu katlatırlarsa o zaman ne olur? Şuradaki tepelere gider. Yani 238. Az baştan da demiyorum. 238 TL bir hedefi olabilir. Bu burada yatayda zaman yiyecek gibi olursa ki ha bak bunu gören şunu da görmüş olabilir. Şurada da belki bir tobo mesela bunu takip edilmesi gerek. Bak bu yönden koç holding daha iyi solumuz. Şurada bir baş bir daha belki ikili dip yapar mı yapmaz mı? Sonra buralara bir sağımız vesaire yaparsa çünkü daha önce bu, bu tarz şeyler yaptı. Yani bu Koç de bütün iştirakleri Ford'u, Tüpraş'ı binlere gitti, bölündü vesaire ise bu da eninde sonunda binlere gidecektir ama ne ekonomik olarak gerçekten şey bir şey olması lazım. Enflasyon gerçekten durması lazım. Ha düştü, müştü deyip sözde bir şey olmaması lazım. Senin benim hissetmem lazım ki düştüğünü. Çünkü şu anda kim diyor mesela fiyatlar sabit diye. Artmıyor. 336 346 Bakın size 346 yani 1.618'i biraz geçebil, geçip de, de durabilir. 1618 de durabilir. Altında da durabilir. Bütün seviyeleri aşağı yukarı söylediğim gibi bir şey. Yani buna göre işlem yapın demiyorum. Çünkü dediğim gibi zarar ederseniz ben karşılamayacağım. Ben ya da bir başkası da karşılamayacak. Şurada da zaten 3 daha aşağılarda 300'lerde durabilir. Daha önce e, 270'leri görmüş. 300'lere belki gidebilir. Şu anda TL bazlı bu. Aşağıda da ne demiştik? Şurası 190, şurası yine buradaki dipler takip edilebilir. Şimdi bir dolar bazlı bakalım. Şunları da aşağı alalım. Daha net görülsün. dedim. Aynı şey burada da geçerli. 7.91 8 5 lira 8 5 3 8 11 11 ne yapar? 34. İşte 370. O dediğim seviye en fazla dolar bu şekilde kalmaya devam eder ve toba bir şey yaparsa. Evet, bak şimdi az önce Koç Koç Holding demişim. Sabancı Holding için dedim yani orayı kırarsa falan. Bak burada ne olmuş? Bunu birçok hissede görebilirsiniz. Bak bu düşen trendi kırmış. Roketlemiş. 8.37'lere gitmiş. Şuradaki tepeler neymiş? 5 dolarlar. Yani buraları geçmiş. Hatta şuradaki tepene 6 dolar. buraya bile geçmiş. O yüzden şu anda bir dinlenme aşamasında gibi gözüküyor. Yani daha gider mi ona bakacağız. Hatta şöyle baktığımızda. Koç Holding. Gördün mü? Tepeleri birleşmiş. Yani 1, 2, 3. Şu anda gidebileceği bunun dolar bazlı 8 lira 44 kuruş. Yani 8 dolar 44 centim. TL'den döndüğüm için kafa karışıyor. O da ne yapıyor zaten 8.44, 34, 286. Yani şu anda dolar bazlı bile gitse o yüzden diyorum Sabancı Holding biraz daha e, potansiyeli olan bir görünümü var. Yani bugünden yarına kazandırabilir. Bu da kazandırabilir ama bu zaten 8'e kadar. Ya diyeceksin ki 5'ten 8'e gitmesiyle 3'ten 9'a e gitmesi, 5'e gitmesinin ne farkı var? O artık kişinin kendi kararı. Ben de demiyorum kimseye aa bu çok iyi alın demiyorum. Sadece sıradan bir YouTube analizi bu. Bir fikir edinirsiniz, beğenmezsiniz e, ya da şey yaparsınız kendi kararınız zaten işlem yapın demiyoruz. Ben biz biliyoruz demiyoruz. Ben biliyorum demiyorum. Bunu yaparsanız kazanırsınız hiç demiyorum. Burada da ne var desteğinde zaten 4 doları var. 4 dolar 35 olsa ne yapar? 17 mi? 170 mi? 136. Yani 136 gelir mi derseniz. İşte bak dolar bazlı grafiği burada incelemeyen varsa e, orada mesela 160'lar vardı. 160'ların altına giderse hala e, vay efendim nasıl gitti? İncele bir daha incelemenin. İşte bu yüzden dolar bazlı grafiği de incelemekte, e, takip etmekte fayda var. Analizi sonuna kadar izlemekte. Buraya illa gelecek demiyorum. Şurada gidipler gene tutmaya çalışır. Zaten şurada sanki Bak şurada her ne kadar yukarıda olsa da Gördün mü Burada bir direnç yapmış. Yani şunun altına altında kalmış gibi. Şuradaki direnci yani 5.78 5 dolar 78 sen bunun altında kaldığı sürece bu aşağılarda devam etmeye mecbur ya yani şuralara kadar. Şimdi i̇şte 4 4 dolar dedim ama 4'ten önce 4.64. O gene kalsın 4 dolar. 4.64 dolar. Dediğim gibi eğer yarın fiyatının kesin net ne olacağını bilen varsa bu aşağı bu olabilir, o da olabilir dediğim 4.64, 4 dolar da olabilir dediğim fiyatları dikkat almayabilir. İstediği gibi şey yapabilir. Eğer ona öyle diyen varsa yani. Çünkü piyasa yapıcı olması lazım onu diye biri. Trende de şuradaki çıkış fazla gene. 7.46 burada da gidebileceği direnci 7.46. Şuradaki iğneler tutar yani. Şurası biraz fazla gibi oldu. Şu çıkış. O olmadan bu trendde devam etmesi lazımdı. Daha sonra ilerleyen zamanlarda neye bakılacak? Tabii ki yükselici ayarlar vardır. O zaman daha sonrasında da buradan bakalım böyle gidebileceğimiz bir trend çizecek miyiz ya da buradan böyle gidecek bir trend mi çizeceğiz? Yani şu şekillerde düşen bir trend mi çizeceğiz? Onun altında mı ezilecek? Onu zaman gösterecek ama şu anda dolar bazlı olsa grafikleri bunlar eğer yarın şu 8.44'ü geçerse yukarı yönlü bir analiz gelebilir. 4 doların altını kırarsa yani 4 doların altını kırarsa pardon 4 dolara giderse yani 4.64 doların altına giderse 4 dolarlara doğru bir hareket olursa o zaman tekrar bir inceleme yapılır. Onun dışında videoyu sonuna kadar izlediyseniz ki izlemeyen illaki olacaktır hedefler alıp TL hedeflerini alıp devam edecektir. O yüzden bir daha analiz gelmeyecek. Çünkü analiz şu videoyu hisse inceler misiniz de denetleri bir şeyde analizde kimse izlemiyor. 50 kişi anca onda da bir şey kazanamıyorsun. Yani katıla üye olursanız hani ya da bir teşekkür edip süper teşekkürle teşekkür edip yani şu hisseyi inceler misiniz derseniz daha makul geçer. En azından bir sizin de faydam olabilir. Beni sizin de bana faydanız olmuş olur. Çünkü öbür türlü yapıyoruz. 10 kişi izlemiyor. 100 kişiye ulaşmıyor. Kişi incele şeyle kalıyor. Kendi incelet O yüzden bundan sonra en azından bir teşekkür edenlere süper teşekkürle şu hisseyi inceler misiniz? diyenlerin hisselerini inceleyeceğim. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.